Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran, Hatay, Antakya merkeze bağlı Lütfü Yaylacık Mahallesi muhtarımız Lütfü Gök ile röportaj yapacağız. Burası Antakya'nın tam adı üstünde yayla olan bir yerleşim yeri. Doğru mu efendim? Doğrudur. Evet. Muhtarımız da 31 Mart 2019 günü yapılan mahalle idareler seçimlerinde muhtar seçildi. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kaç aday çıktı efendim karşınıza? 3 tane aday çıktı benden. 3 aday çıktı. 4 adaydınız yani toplamda. Kaç oy farkla seçildiniz? Tek oyla. Bir oyla. Evet sayın izleyiciler, işte gördüğünüz gibi demokrasinin gereği bu. Değil mi? Bir oy bir oydur. Önemli olan geçmek değil mi rakiplere? Yani. Evet. Seçimlerde vaatlerde bulundunuz mu efendim bu mahalle sakinlerine? Beni muhtar seçerseniz işte mahallemizin ana ulaşım yolu çok bozulmuş, onu asfalt yaptıracağım gibi. Yani onu her gelen arkadaş da yapacaktı zaten. Öyle bir vaat yapmadım ben ama. Hiç vaatte bulunmadın mı? Hiç bulunmadım, yok. Halk sizi neden tercih etti efendim? Ya artık onların şeyidir. Yani o zaman ikili ilişkileriniz, doğru mu efendim? Yani. Vatandaşlar olan diyaloglarınız, insanlarla yardımlaşmanız, dayanışmanız değil mi efendim? Yani doğrudur. Evet. Evet muhtarım, altyapısı, kanalizasyonu var mı yaylacığın? Yok. Yok. Kaç hane, nüfus ne kadar efendim? 640 oyumuz var. 640 seçmen var. Yaklaşık da yani 1200 1200 de nüfusu var. Bayağı nüfusu var sayın izleyiciler. İşte bu Lütfü muhtarımızın da ismi Lütfü. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ismi ne? Lütfü. Onun için adaşı olduğu için Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı da seviyoruz. Çok güzel hizmetler Tabii yaptı ki. Gördük. Toygarlı'ya kadar sıcak asfalt yapılmış. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Toygarlı'dan sonra burası da 7 kilometre gösteriyor. Evet doğru. 7 kilometre. Sayın Başkanım bu Yaylacık Mahallesi'nin yolunda da düzeltmeler yapmışsınız. Genişletme çalışmaları var gördüm. Evet. 2019 yılı yatırım programında inşallah buranın da sıcak asfalt yapılmasını istiyorum. İnşallah. Çünkü 1200 nüfus az değil. 600 yani. Seçmen var sayın izleyiciler. Onun için mutlaka madem köyler mahalle oldu değil mi efendim? Tabii ki. Evet. Yani birçok yerde yapmış. Tek Toygarlı'dan bahsetmiyoruz. Yani Çardaklı'ya gittim oranın yolunda sıcak asfalt yapmış. Evet. Efendim Defne ilçesinde Antakya'da birçok yeri işte Alaaddin Mahallesi'ne gittim sıcak asfalt yapmış. Çok güzel. Yani biz Lütfü Başkan'ın hizmetlerini de yayınlıyoruz. Onu da belirtelim ama yapılması gereken de söylüyoruz. Bu mahallenin yolu da 7 kilometre mutlaka asfalt yapılmalı. Genişletme çalışması yapılmış. Ellerine sağlık. Evet. Arkadaşlar. Onun için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Güveniyoruz da yapacağına dair. Tabii ki inşallah. Efendim çocuk parkı var mı? Hayır yok. Evet. Daha önceki muhtar çocuk parkı yaptırmayı ümit etmişti. Yaptıramamış. Ben ilçe belediye başkanına sesleniyorum. Yaylacığa bir çocuk parkı yapılsın. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Çünkü şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocuğun da aynı hakka sahip olduğunu belirtiyorduk. Burası çünkü artık mahalle oldu. Kırsal mahalle diyoruz biz buralara. Buraya gelirken birçok çocuk gördüm. Çok yani mahallede çok çocuk var arkadaşlar. Evet. İşte bizi de çocuklar muhtarımızın evine getirdi. Muhtarımın evi de tam köyü kuş bakışı gören çok hakim bir yerde sayın izleyiciler. Köyün her tarafı da yemyeşil. Gördüğünüz gibi orman içerisinde bir mahalle yerleşim yeri. Muhtarımın evinin önünde de çok güzel bir tane asırlık. Ne kaç yıllık efendim bu çam ağacı? Nereden baksan bir 50-60 yıllık vardır. Evet. Fazladır belki de arkadaşlar. Yani 100 yıl var arkadaşlar. Bu çünkü bedeninin kalınlığı nereden baksan 1,5 metre var sayın izleyiciler. Onu da belirtelim. Evet muhtarım. Yani cennetten yaşıyorsun. İnşallah öyle gibi. Evet. Yani Antakya'ya indiğimizde yanıyoruz. Buraya çıktık üşüyoruz şu anda. Evet. Evet muhtarım. Mahallemizin içme suyu sorunu var mı efendim? Evet yazları çok sıkıntı çekiyoruz. Yazın hakikaten... Su depomuz kaç tonluk efendim? İçme suyu depomuz? Yani bir 30 tonluk falan bir şey. Çok yetersiz abi 1200 nüfusa. Evet. Yetersiz. Sayın Başkanım, Lütfü Başkanımıza sesleniyoruz. Su eşittir hayattır diyoruz. Mutlaka bu 1200 nüfus çok yetersiz 30 tonluk bir depo. En az burada 100 tonluk bir depo olması lazım. Tabii ki. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Sokakların parke taşı tamamlandı mı efendim? Birkaç yer eksik daha. Eksik. Evet. Eksik. Evet. Eksik yerlerimiz var. Evet. Evet. Sayın izleyiciler, muhtarımın evinin önü kendi imkanlarıyla döşettin. Doğru mu efendim bunu? Doğru. Kendi imkan. Daha muhtar olmadan önce döşetmiş. Evet. Muhtarımız. Yani pırıl pırıl olmuş. Biz eksik olan mahalle sokaklarının da mutlaka parke taşı tamamlanmasını istiyoruz. İnşallah. Vatandaşımız bu çağda çamura basmasın değil mi efendim? İnşallah. İnşallah. Doğrudur. İnşallah. Evet, bu mahalle sakinlerine en son ne müjde vermek istesiniz efendim? Son bir cümle alalım. Vallahi en büyük müjdemiz inşallah yolun yapılmasıdır. Yolun yapılması. Evet.
Sayın Lütfi Başkanımıza sesleniyoruz. Adaşı muhtarımız Lütfi Başkanımızın, Lütfi Gök muhtarımızın tek isteği var. Mahallenin ana ulaşım yolunun sıcak asfalt yapılması. Biz de inanıyoruz. Lütfi Başkanımıza güveniyoruz. İnşallah. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla bugün de Antakya merkeze bağlı Yaylacık Mahallesi muhtarımız Lütfi Gök ile röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizin yayın hayatına devam etmesi için desteklediği için teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağ olun muhtarım.